Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Nazlı, Deniz... Taranıyor mu saçları artık? Bundan sonra Murat Deniz Bey diyeceksiniz. Niyam, ne güzel olmuşsun öyle sen de. Ha, buff'ını takmış. Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün alışıldığının aksine artık direkt gece yayına başlıyoruz. Değil mi? Göstermek istediğimiz bazı şeyler evet, var. Yani bir de akşamımızı paylaşalım istedik. Genelde günümüzü paylaşıyoruz. Bir de akşam evde neler yapıyoruz? Biliyorsunuz bir de televizyonumuz kırık son şu zamanlarda. Televizyon kırık olduğu için daha böyle birbirimize sardığımız aktiviteler yapıyoruz. Evet. Bu akşam da aktiviteleri paylaşmak istedik. Bakalım gece boyu neler yapıyoruz. Sen önce Murat Deniz'e bir pijamalarını giydir bence. Evet. Murat Deniz'in birazcık uykusu geldi. Artık onu uyutalım. Birazcık Mia ile vakit geçirelim artık. Evet. Patatesler. Gece abur cuburlarımız. Patatesler geldi. Mia'nın aktivite saati. Mia'ya böyle çok güzel bir kitap aldı Filiz. Biber. Nerede biber? Bu ne meyve? Meyve değil bu. Bu ne? Sebze. Sebze. Evet. Mısırı da yerine koyar mısın Mia'cığım? Al mısırı. Nerede mısır? Nereye koyacağız onu sence? Ya mısır değil. Evet tatlım, doğru. Aferin sana. Domates. Evet. Bak onları traktöre yüklüyoruz. Onlar gidecekler şimdi. Sıra havuçta. Hadi havuç da arabaya gidiyor. Güle güle. Hoşça kal havuç. Sen de arabaya gidiyorsun. Evet. Araba geliyor mu? Emziğini çıkart aşkım. Emzikle konuşma. Patlıcanı da koyalım. Hadi patlıcanı da koy. Nerede? Merhaba patlıcan. Merhaba patlıcan. Burada sadece bir tek soğan kaldı Mia'cığım. O da değil. Kasada galiba. O gitmeyecekmiş. Bu ya. Tamam, bana bırak. Bu ne? Ot. Onu kime vereceksin? Otu kim yer mi ya? O ne? Ot. Bu ne? Tamam. Şimdi peki maymuna ne vereceğiz? Maymun ne yiyor? Evet, köpek. Havucu kim sever? Tavşanlar. Kiraz. Evet. Kiraz ağacı neredesin? İşte burada. Bu ne? Yer dedi. Ne bu? Hızlı. Buradan. Portakal, evet. Ne dersin? O ne? Armut. Ne dersin? O da armut. Evet, o da armut derim. Limon. Amut. Ne şekilleri yapalım. Aferin benim kızıma ya. Aferin. Benim ne kadar zeki kızım var ya. Hadi gel şimdi de şekilleri maşallah yapalım. Maşallah kızıma, maşallah. Yapalım mı şekilleri? Ne o? Bakayım de. Kare. Kare. Daha iyi de. Yuvarlak. Bakalım birazcık da sen yap. Deniz ya ne yapacağım biliyor musun? Bir tane Instagram'da video görmüştüm. Bebeğin böyle kaşlarını falan kalınlaştırmışlar. Çok komik olmuştu, onu yapalım mı? Yapalım. Murat Deniz. Televizyonumuz yok oğlum. Böyle sizlere saracağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Ev sen bizle oynuyorsun. Birazcık da biz seninle oynayalım. Oldu mu? Oldu mu? Filiz bize kızmasınlar sonra. Çocuğa niye kaş göz çiziyorsunuz diye. Anne. Hemen sileceğim. Ne sileceğim anne? Bir de şey yapalım, ben Photoshop'ta diş ekleyeyim. Ya değil mi, bir tane bebeğe kaşlı dişli. Gülerken böyle bu. Bir tane resim olsun öyle anı olarak. Avımızı koyduk buraya. Şu masumiyete bak. Canım oğlum.
Dişli resmin olacak şimdi birazdan. Kaşlı dişli. Bir önce bir televizyon mu alsak çocukların sağlığı için? Çocuklar uğraşmak zaten. Kaşlarını çok sevdim. Kaşın kara, gözün kara. Aşkım benim. Başka birine benziyordum şu an. Evet. Aşkım. Öğrettiniz. Bir tane. Anne. Dur ben bir iki resmini çekeyim. Bebek. Bebek için hemen temizleyin de çok kalmasın. Sen silerken ben de Photoshop yapayım. Diş koy. Diş koyayım aynen. Patateslerimiz de pişiyor. Efendim. Tabii tüm gece çocuklarla aktivite yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş onları uyutacağız. Uyuttuktan sonra anne baba saati de gelecek. Birazcık burada. Şimdi uyur. Ama odaya geçirirken uyku tulumu giydireceğim. Diğer odalar bu odaya göre bir tık daha soğuk oluyor. Bir de şey, yani sabaha doğru birazcık da nasıl gülüyor. Ne oldu? İlgi manyağım benim. Ben çok seviyorum. Şimdi önce Murat Deniz'i yatıracağız. Sonra biraz meyve ve patates yiyeceğiz. Mia'mızla. Ondan sonra Mia'mızı da yatıracağız. Sonrası sürpriz. Bakalım sonra neler yapacağız. Filiz genelde Murat'ı araç koltuğuyla uyutuyor. Bunu bazen... Çok rahat oluyor. Evet. Bunu bazen şöyle yandan elimle sallıyorum. Mia'yı da ayağımda sallıyorum. Aynı anda ikisini de uyutmuş oluyorum böylelikle. Mia hala çünkü ayakta sallanarak uyumak istiyor. Bazen istiyor, bazen istemiyor. Bazen uykuya geçmekte çok zorlandığında destek istiyor. Suyumuzun enerjisi bitmiyor. Devamlı bir koşturma. Okuyalım mı? Okuyalım mı? Evet. Mutfaktaki yaramazlar. Okuyalım mı? Anne. Efendim kızım. Anne. Baba. Ha, efendim orada aşkım. Varmış. Orada anne baba mı var kızım? Bakalım hemen. Anne baba. Evet. Şey çaydanlıklar. Çaydanlıkların hikayesini anlatıyor. Bir anne bir baba diyor ki. Çaydanlık. Okuyalım mı? Gün doğarken gözlerini uykulu şekilde açtı. Etrafına bakındı. Eyvah dedi. Hemen toparlandı. Yorganını düşürmüştü. Aceleyle bağırıp çağırıp zilini çaldı. Çabuk çabuk uyanın. Uyumuş kalmışız. Ev sahipleri Bay ve Bayan Tok hemen kalktılar. Doğru mutfağa koştular. Mutfakta Çutçut ile Putçut da erkenden uyanmış, birbirleriyle itişip kakışarak oyun oynuyorlarmış. Bay ve Bayan Tok masala dayanamayan etkilenmişlerdi. Murat Deniz rüyalara daldı. Hadi darısı Mia'nın başına ki, değil mi? Biz de biraz vakit geçirebilirim. Gece yarısını vurmadan önce eve dönmesini tembihlemiş. Yoksa giysisi eski haline dönecekmiş. Kedisi kralın sarayına gitmiş. Al mı ya patates? Çok sıcak mı? Yok. Patates sıcak. Mis gibi bak.
Bebek patates. Kül kedisi. Güldün mü? Al aşkım mandalina diye bak. Güldün mü? Hı hı. Aferin, böyle meyveni falan yiyeceksin ki hasta olmayacağım yiyeceğim. Afiyet olsun kızım. Afiyet olsun canıma benim. Yarasın kızım. Saat gece yarısını vurduğunda kül kedisi Peri'nin sözlerini hatırlamış ve balodan çıkıp koşmaya başlamış. Koş prenses, koş. Prens onu endişeyle takip etmiş. Kül kedisi merdivenlerden inerken gözü prensteymiş ve ayakkabısının tekini düşürmüş. Bir anda hiç uyuyacak baksana. Yiyeceğim meyveni bitir, yatıyoruz tamam mı aşkım? Bir şey söyleyeceğim, süt istiyor musun? Evet, süt. Tamam, süt getireyim mi sana? Evet. Tamam. Evet. Peki anlaştık, ben sana gideyim. Süt aşkım gideyim. Çocukları yatırınca Amiral Batı'da evet. Oynayalım. Amiral Batı mı? Ben Amiral Batı'da oynayalım. Evet. Ben öğretirim sana. Basit bir şey zaten. Yani öğrenecek bile bir şey değil. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Gösterim gösterim var. Oynarız. Ama hatırlamıyorum. Biraz kitap okuyalım. Sonra Amiral Battı ile final yapıp yatalım. Tamam. Mia'nın sütü. Süt de içmeye başladık. Artık sağlıklı mı değil mi? O kadar çok şey söyleniyor ki değil mi Filiz? Evet. Aksın. Süt içmek sağlıklı, süt içmek sağlıksız. Evet yani alerjen de deniyor. Hoş, ben gene laktozsuz alıyorum çocuklar için. Afiyet olsun güzelim. Filiz biraz yorum cevaplayarak ikinci canavarımızı da uyuttu. Ve oradan bak kim bekliyor aşkım. Başkalarına söyleyecek bir sözüm olabilmesi için önce kendime söz geçirmem gerektiğine inanıyorum. Bana bugün ne yapmalı diye soracak olurlarsa ancak önce kendini düzeltmelisin diyebilirim. Bu temel ilkeden yola çıkmak gerekirse bu temel ilke ancak şu olabilir. Kendini çözemeyen kişi kendi dışında hiçbir sorunu çözemez. Şimdi Filiz bak. Buraya iki tane tekli, iki tane üçlü, bir tane dörtlü gemi yerleştiriyorsun. Şimdi nasıl yerleştiriyorsun? Mesela tekli ya. Buraya bir yuvarlak çiziyorsun, o tekli. Buraya bir yuvarlak çiziyorsun, o tekli. Dörtlü ya, 1, 2, 3, 4 ya da 1, 2, 3, 4 çapraz. Hı hı. Yukarı aşağı diye yerleştiriyorsun. Sosta gibi. Sonra bir sen söylüyorsun, bir ben söylüyorum. Mesela ben diyorum ki A1. Sen de karavana diyorsun ya da vurdu diyorsun. Vurursan bir tane daha söyleme hakkım oluyor. Vuramazsan bu sefer sen söylüyorsun. Karşılıklı sen böyle. Benim gemiyi nereye yerleştirdiğimi bulmaya mı çalışıyorsun? Evet. Ben rastgele sana mesela diyorum ki C3'te diyorum. C3'te mesela senin birliğin varsa batıyor. Ha, sen vurdun. Vurdun diyorsun. Tamam mı? Sonra ben vurduysam bir tane daha söylüyorum. Mesela diyorum ki orada dörtlü ya da üçlü olabilir. İki tane üçlüm, bir tane dörtlüm var ya. İki tane de birliğim var. Mesela C4 diyorum. Bir altını söylüyorum. Karavana diyorsun. O yüzden
Mesela kendi vurduğun yerlerin yanına tik koy. Hani burayı söyledim diye. Vurduysan X yap, vuramadıysan 0 yap mesela. Netflix hazır mısın? Hazırım. Başla bakalım. Sen başla. D1. Karavan. D1. Karavan. D2. Karavan. A5. Vurdum. B5. Karavan. D3. D3 karavan. A4. Karavan. D4. D4 vurdum. D5. Karavan. B4. C3. D2. Karavan. E3. Karavan. F4. Karavan. E4. F4. F4 karavan. D6. Karavan. C4. B4. B2. Vurdum. C2. Vurdum. A2. Vurdum. A1. Karavan. E2. Vurdum. E3. Karavan. B5. Karavan. B6. Karavan. F1. Karavan. B3. Karavan. C6. Karavan. F2. Karavan. D6. D6. E, E6. F6. İki tane teknik kalsın. B3. B3. Karavan. A6. Vurdum. B6. Karavan. F5. Karavan. F5. Karavan. E1. Karavan. F3. Vurdum. C2. Karavan. C1. Karavan. B1. Karavan. A3. Karavan. E5. Karavan. C5. Karavan. C6. Vurdum. C5. Karavan. B6. Vurdum. A4. Karavan. Tekli zor. Üçlü ya da dörtlü olsa... Gidiyor da sağ D5. Sonra. Vurdum. E4. Vurdum. A3. Vurmadım. B1. Karavan. F5. Karavan. E5. Karavan. A1. Vurdum. B1. Karavan. E2. Karavan. A2. Karavan. F2. Vurdum. Amiral battı. Yenildim mi ben? Yenildim. Benimle kalmıştı. Şu üçlünün ikilisi kalmıştı sadece. Şu ikisi. Nasıl? Bir dakika bakayım. Şu mu? Hı hı. Yani D3 C4. D3. Yapacak bir şey yok. Yani şöyle şöyle koydum. Hani şöyle karışır. Hı, evet zaten öyle oldu. Diye. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki seferde ben kırılırım. Sen yırtık mı var koltuk altında? Sallayayım öyle dediler. Evet. Evet. Bak. Mutlu olun. Geçmiş olsun. Olsun. Bir şey de kazanalım aşkım. Evet sevgili dostlarımız. Bizim akşamlar hemen hemen böyle geçiyor. Her akşam farklı bir oyun bulup kendimizi böyle oyalamaya çalışıp işte kitap okuyup çocuklarımızla ilgilenip yorumlara cevaplayıp. Yorumlara cevaplayıp. Akşamlarımızı geçiriyoruz. Eğlenceli geçiyor. Zaten soğuk. Dışarı çıkılıp yapılacak bir şey yok. Gün dışarısı yani günümüzde soğuktu. Çok soğuktu ya. Yani şu anda da soğudu. Soba şimdi söndü. Yakmadık nasıl olsa yatacağız diye. İçerisi soğudu. İzolasyonlu olmasına rağmen. Aha, yani dışarısı çok soğuk demek ki. Aynen. Dışarıdakilerine Allah yardımcısı olsun diyelim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Lütfen yorum desteğinizi esirgemeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.